Artık datamızı bizim API'mizden getirmek istiyorum. Bunun için bir operasyon yazacağım arkadaşlar. Get categories. Bu bir fonksiyondur diyorum. Bakın eşittir bir fonksiyon. Fonksiyonun değeri ise budur. Yani fonksiyonun ne yapacağı işlemi. Fetch API ile gerçekleştireceğim API'ye ulaşmayı. Fetch API ile bir API'ye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Fetch bu JavaScript'ten gelen bir şey. React'le alakası yok. Bu noktada API'mizin adresini yazıyoruz öncelikle. Localhost hatırlayın 3000'deydi. 3000 slash categories dedikten sonra artık bu bir promise döndürüyordu. Döndürüyor. Şöyle aşağıda yazayım. Alanım dar olduğu için then diyorum. Yani gelen response için şöyle küçük harflerle yazayım. Gelen response için response'u JSON'a döndür. Daha sonrasında bakın önce JSON'a döndürüyoruz. Daha sonrasında birden daha yazıyorum. Şimdi bu JSON'a dönen datayı yani bu şu oluyor. Bunu çalıştırıyor. Çalıştırınca bir sonuç response geliyor. Response'u JSON'a döndürüyorum. Daha sonra JSON'a dönmüş data buraya gidiyor. Yani aşamalı çalışıyor bu kısacası. Buraya giden data diyelim mesela. Yani o da response yazılabilir bu arada. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? This nokta set state diyeceğim. This nokta set state. Bakın bu sefer hangi state'i? Kategori state'ini. Kategori state'i 2 nokta data. Bu kadar basit. Yani ben state'i değiştiriyorum burada ve state'in kategori değerini data yapıyorum. Bu ne anlama geliyor? Ben ilk etapta artık kategorilerimi şöyle boş bir array olarak oluşturabilirim. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda hiçbir şey olmayacak tabii ki. Hiçbir eleman yok. Niye ben get kategorisi çalıştırmadım? Burada amacım size aynı zamanda bir lifecycle eventini göstermek. Şimdi aslında siz bu işlemi yapınca ne oldu biliyor musunuz? React'te bir yaşam döngüsü söz konusu. Komponentler yerleştiğinde, yerleştikten sonra yani önce komponentler yerleşiyor, sonra komponentlerin renderları çalışıyor. Yani aslında, pardon, yani aslında şöyle bir şey oluyor. Sanki şunun gibi düşünün. Şuraya bir şey, şuraya bir şey, şuraya bir şey yerleştirdi. Sonra bunların renderları çalışıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla burada bir eventimiz var bizim. Lifecycle event deniyor. Component did mount arkadaşlar. Yani komponent mount oldu, yerleşti anlamına geliyor. Burada normal fonksiyon olarak kullanabilirsiniz bunu çağırmayacağımız için. Ben burada this nokta get categories diyerek ne yapmış oldum? Komponent yerleşti, kategorileri doldur diyorum ve onu da bununla doldurmuş olacak. Çalıştırdım. Bir tek bir düzenlememiz vardı hatırlarsanız. O da şurada. Kategorinin kategori ID değil de ID'siydi arkadaşlar. Onu düzeltelim o yüzden. Kategori nokta kategori ID değil de ID vardı ya. API'den öyle geldiği için. Evet bakalım nereye hatalı yapmışız. Bu bizim şey çalışıyor mu bu arada? API'miz çalışıyor mu bir bakalım. Evet çalışıyor. Şöyle. Bir yerde hata yapmışımdır. Kategoriler çalışıyor. ID, kategori name, SEO yerel. Hiçbir şey yok. Bir daha geliyorum buraya. Şey pardon şuraya. Şuraya. Categories nokta map is not a function. Bakalım. Şurayla ilgili. This nokta, state nokta, categories nokta map. Yani bu şu anlama geliyor. Bizim bu kategorilerimizi beğenmedi. Niye beğenmedi? Şundan dolayı. Şimdi eğer böyle bir hata görüyorsanız map hani bunları da öğrenmiş olun arkadaşlar. Çok karşılaşırsınız. Map bir array'e uygulanır. Ben hemen ona baktım. Bu bir array değilse ancak bu hatayı alırsınız. Yani map bir array'e uygulanır ama array olmadığı için o array'in map fonksiyonu yok. Map bir array function.
Şimdi dolayısıyla demek ki burada bir array sıkıntısı var. Bakıyorum kategori array. Ama şuraya geliyorum. Demek ki burada bir set state'i yaptım. Çünkü kategori set ettiğim iki yer var. Biri bura var. Burası var. Bir de burası var. Burada kategori data diyorum. Ama neyi hatalı yapmışım? JSON'a çevirirken fonksiyonun parametresi, parantezlerini açıp kapamamışım. Bakalım. Evet. Bakın artık kategorilerimiz mevcut. Sistemde aynen yaptığımız gibi çalışıyor arkadaşlar.